Gülümseten Marifetler'den herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere iki şişte örülen çok kolay fiyonklu bir patik modeli yapımını anlatmak istiyorum. Modelimiz iki renkten oluşuyor. Şişlerim 3 mm şişler ve bir adet de iğnem olacak. Öncelikle bu rengimle örmeye başlıyorum. Tek şiş üzerine ilmeklerimi atıyorum. Bakın bu şekilde. Oldukça gevşek bir ilmek atışı yapalım. Çok sık ilmek atmayalım. Böyle toplamda 48 adet ilmek atalım. 48 adet ilmeğimi şişime attım. Başlangıç ipimi burada. Burası örgümün arka yüzü. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar böyle devam edelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi şöyle düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Burası örgümün ön yüzü. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. Böyle devam edelim. Son ilmeğime geldim. Onu da yine düz olarak ördüm. İlmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örüyorum ve haroşa örgüyü ben bu şekilde oluşturuyorum. Bakın örgünün ön yüzünde bir diş haroşa sırası oluşturduk. İlk ilmeği örmeden alıp son ilmeği her zaman düz olarak örüyorum ki kenarlarda daha düzgün ortaya çıksın diye. Şimdi bu şekilde bir diş haroşa sırası daha örelim. Evet, bakın böyle yine örgümün ön yüzüne geldim. 1-2 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi burada ilk ilmeği örmeden aldım. Sonrasında ipimi arkaya attım ve düz örüyorum. İlmeklerin tamamını sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Şöyle göstereyim. Bakın böyle düz örgüye geçtik. Sıra sonuna kadar gidelim. Sıra sonuna kadar bu şekilde düz olarak ördüm ilmeklerimi. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzde ters örüyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum yine her zamanki gibi. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgünün ön yüzünde düz ördük. Arka yüzde ters olarak örelim. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Ön yüzden görüntüsü bakın bu şekilde olacak. Şöyle. Şimdi yine ilmeklerin tamamını ters olarak örüyorum. Başa döndük. İki diş haroşa sırası öreceğiz. Sonrasında yine örgünün ön yüzünde bir sıra düz öreceğiz. Bakın şöyle. Şimdi iki diş haroşa sırası oluşturalım. Evet, iki diş haroşa sırası ördüm. Şimdi yine örgünün ön yüzünden ilmekleri düz olarak öreceğiz tamamını. Arka yüzü geçtiğimizde ters olarak öreceğiz. Tekrar ön yüze geldiğimizde yine iki diş haroşa sırası öreceğiz. Örgümüz bu şekilde devam edecek. Böyle sıralarımızı tamamlayacağız. Kaç defa örmüşüz bir bakalım patiğimize. Bakın düz örgüyü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 defa düz örgü yapmışım ben patiğimde. Böyle 10 defa düz araları olduktan sonra örmeyi bırakacağız. 2 diş haroşa sırasından sonra rengimizi değiştireceğiz. Bakın şu şekilde sıralarımı sizlere göstereyim. Haroşa sıralarını sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 defa haroşa sırası ördüm. Düz örgü sıraları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 defa düz örgü örmüşüm. Şöyle göstereyim bakın. Bu şekilde. Benim yaptığım bu patiğim 36, 37, 38 ayak numaralarına olur. Diğer ayak numaraları için ilmek sayısında 2 eksik 2 fazla, yine sıra sayılarında da 2 eksik 2 fazla yapabilirsiniz. Şimdi örgümün ön yüzünden en son diş haroşa sırasını ördükten sonra örgümün arka yüzüne geçiyorum. Bakın arka yüzü bu şekilde görüntüsü ve beyaz rengimi alıyorum. Burada renk geçişi yapacağım. Dilerseniz aynı renkle de ilerleyebilirsiniz. Şöyle bu rengimi artık kesiyorum. Bu ipimizle işimiz bitti.
Şöyle bir kez daha düğümleyelim. Örgümün arka yüzündeyim. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Böyle devam ediyorum. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim. Renk geçişini yapalım. Örgümün ön yüzüne geldim. Beyaz rengimle ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak öreceğim. Sadece haroş örgü oluşturacağım. Düz örgüyü artık bırakıyoruz. Böyle bir diş haroşa sırasını oluşturmaya başladım. Bu şekilde toplamda 10 diş haroşa sırası örelim. Evet, toplamda 10 diş haroşa sırası da beyaz rengimle ördüm. Şöyle sayalım. 2 4 6 8 10. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. İlmekleri eksiltiyorum. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Böyle sıra sonuna kadar ilmekleri 2 2 böyle ters olarak örelim. En son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerin tamamını yine böyle ters olarak örelim. Tek tek örüyoruz. Örgünün arka yüzünde ilmekleri tek tek örüyoruz. Sırayı tamamlayalım. Örgümün tekrar ön yüzüne geldim. Şimdi tekrardan ilk ilmeği örmeden aldım ve örgünün ön yüzünde yine 2 2 ters olarak örüyorum ilmekleri. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. En son 2 ilmeğim kaldı. Böyle onları tek tek ördüm. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. İlmekleri yine tek tek örüyorum arka yüzde. Sırayı tamamlayalım. Örgümün ön yüzüne geldim. Kaç ilmeğim kaldı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeğim kaldı. 14 ilmeğimle artık örgümü bitiriyorum. İlmekleri keserek 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. İlmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. İlmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. İlmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. İlmeği diğer şişe alıyorum. Böyle ilmeklerin tamamını aynı işlemi uygulayalım. Son bir ilmeğim kaldı. Onu böyle bıraktım. İpimi biraz uzunca keseceğim. Şöyle ilmeğimi çektim. Örgümü tamamlamış oldum. Bakın bu şekilde. Böyle küçük göründüğüne bakmayın. Bakın haroşa örgü olduğu için böyle istediğimiz kadar esneyebilen bir örgü türü. Şimdi dikimine geçelim. İpime iğnemi geçirdim. Burası düz tarafı. Buradan bakın şöyle. Şu uç kısımdaki ilmeklere batarak ilerliyorum. Şöyle diker gibi. Sonrasında şöyle bir büzeceğiz bakın. Şöyle çekelim ipi. Şöyle birleştirelim. Ve dikmeye başlayalım. Bu beyaz renkli kısmı beyaz renkli ipimle diktim ben. İç taraftaki ilmekleri alarak dikiyorum şöyle. Böyle devam edelim. Karşılıklı şöyle ilmekleri alarak şu kısma kadar dikelim.
Evet, beyaz renkli kısmın dikimini tamamladım. Şimdi şu kısmını dikeceğim. Bunu buradaki açıklığı ne kadar istiyorsanız o kadar dikebilirsiniz. Bu şekilde bakın. Ben nasıl dikmişim? 1, 2, 3, 4. haroşa sırasına kadar dikmişim ben bu şekilde dikmek isterseniz. Onu da dikelim. Sonrasında şu kısmına geçeceğiz. Yine dikimleri hep ters kısmından yapıyorum patiğimin. Önce şu kısmının dikimini bitirelim. Ve bu arka kısmına geçelim. Burayı da şöyle dikelim ve patiğimizi dikimini bitirmiş olalım. Evet, bu şekilde bakın patiğimin dikimini tamamladım. Şöyle taban kısmı. Bu şekilde fiyonk yaparak sizler de süsleyebilirsiniz. Fiyongu şişime 20 ilmek atarak başladım. 10 diş haroşası sırası ördüm. Yani 10. sırada ilmeklerimi kapatarak örgüm bitirdim. Şu orta kısmından iple düğümleyerek bağladım. İpin uçlarıyla da belli bir yerlerden böyle patiğimi tutturarak dikimini yaptım. Bakın böyle. Buraya patiğim sabit. Sizler de bu şekilde süsleyebilirsiniz. Daha farklı şekillerde yapabilirsiniz. Böyle sade de kullanabilirsiniz. İnşallah size için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de severek ve beğenerek benimle birlikte örersiniz. Kanalıma abone olarak örgü ve videolarımı her zaman takipte kalabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.